Herkese selamlar, hayırlı Ramazanlar. Ee, umarım iyisinizdir, Umarım güzel kazanıyorsunuzdur, Umarım en önemlisi stres yapmıyorsunuzdur, Umarım uykusuz kalmıyorsunuzdur ve mutlusunuzdur. Ee, yeni bir e, teknik analizden çok bir sepet videosu olacak. Hep soruyorsunuz, işte hocam sepetini söyle, sepetini söyle, sepetimi söyle. söylemek istemiyorum. Aslında bunu böyle bana kızmayıp da böyle samimiyetine güvendiğim insanlar da soruyor ama neden söylemek istemiyorum? Çünkü çok değişken. Hani uyduruyorum, sepetimde uyduruyorum. Şu an ek ekranımda fil var diyeceğim. E fili var dedikten sonra belki de 3 saat sonra satacağım. E ben az önce var dediğimde adam belki de fil bana güvenip ya da işte bilgime güvenip bakacak, analiz edecek ve alacak. E, i̇şte ona daha al dedikten sonra bende yok. Onda var. Yani bu uyumsuzluğun olmasını istemiyorum açıkçası. Ama şöyle bir şey yapmak istedim ben de. Hiç değilse yatırım tavsiyesi olmadan. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Ama işte e, mesela şey soranlar çok oluyor. Ya gireceğim ne alayım ne alayım. Benim ilk dediğim şey şu oluyor. 3-4 coin'e kesinlikle bölün. Hani bu birinci önerim oluyor. Soranlar ben, bana mesaj atanlar çok bilirler. İkinci önerim de şey oluyor. Hani risk almak istemiyorsan. Bir kısmını Bitcoin'e bir kısmını da Ethereum'a koy diyorum. İşte genelde buna uyulmuyor. Çünkü bakıyor mesela Bitcoin işte ya sadece %10 yükselmiş. Diğer coin %100 yükselmiş. %150 yükselmiş. O zaman ben onu alayım diyenler çok oluyor. İşte coin öner dediklerinde de belli 3-5 coin öneriyorum. O zaman şöyle bir şey yapalım. Bir ay sonrası için. Bugün 14 Nisan. Aynı zamanda da doğum günüm. Ve 14 Mayıs'ta eğer işte bir aylık bir şey yapacaksınız sepet yapacaksınız bir ay sonra 14 Mayıs'ta da bu buradan paranızı çekip belki de tatile gideceksiniz farz edelim tabii şu durumda birazcık zor ama e, nasıl bir sepet yaparsınız risk iştahımızda nasıl olsun risk iştahımız ilk aşamada ortalama olsun hani ne çok garantici olalım e, hatta ortalamanın altında olsun yani aslında risk almak istemiyorum ama madem hadi kripto paraya da girmişken birazcık da risk alırım. Zaten tatil parası kıvamında bir sepet yapmak istiyorum sizlerle. E, bu sepetimi nasıl oluşturacağım? Farz edelim ki bin dolarımız var. E, kaç hisse seçerdim? E, pardon. Kaç kripto para seçerdim? Ve bunları yapacağız. Sonrasında bunu güncellemek isterseniz nasıl güncellersiniz? İşte belki de şey diyeceksin. Abi ben risk için ölürüm sıkıntı yok. Ya da abi bu benim için bu bile riskli oldu. Hadi bunu indirelim deseniz bu sepeti, elimdeki sepeti nasıl revize ederdik? Bir ay sonra da tam 14 Mayıs'ta da inşallah e, bunun da bir şeyini yaparız. Yüzde ka kaç kar etmişiz işte bu sepet kombinlerimiz. Buna bir bakarız. Böyle güzel dolu dolu bir video olacağını düşünüyorum. Öncelikle sepetimin ilk coin'i tabii ki de Bitcoin olacak arkadaşlar. Bitcoin'i e kesinlikle sepetimde yer vereceğim. Bir dakika. Çünkü Bitcoin'in bugünkü hareketinde yükseldiğinde altcoin'lerin neler yaptığını hepimiz gördük. E, Bitcoin'siz sepet ben yani tabii ki de bazen Bitcoin bulundurmadığım oluyor ama nasıl olur kurumsal bir firma gelir çat diye 2 milyar dolarlık Bitcoin alır ya da işte Tesla'nı aldığında da oldu o zaman altcoin'leriniz erir ve Bitcoin uyduruyorum mesela şu anki seviyesinden birden 75 bin dolarlara çok hızlı çıkarsa bu altcoin'leri perişan eder o yüzden sepetimde Bitcoin olacak. Peki yüzde kaç olacak? O kısmı sonradan geçeceğim. İkinci olarak sepetimde Ethereum olacak ve hatta garanti sepetimde Ethereum'u şimdilik Bitcoin'den fazla tutacağım. Neden öyle? Çünkü e, Bit Ethereum'un Bitcoin'e karşı birazcık güçlenebileceğini düşünüyorum bu önümüzdeki ay. Hocam Ethereum'u neden tutacağız? Ethereum'suz bu piyasa olmaz. Ethereum yükseliyorsa ki bugün yükseliyor, bir iki gündür yükseliyor. Bu pozitif bir şeydir arkadaşlar. Ethereum'un eğer kripto paralara güveniyorsunuz, kripto paralarda yatırımınız varsa Ethereum'un her yükseldiğinde mutlu olmalısınız. Bu tabii ki de kısmen Bitcoin için de geçerlidir ama Ethereum için daha fazla geçerlidir. Çünkü Ethereum altcoin'lerin lideridir. Bir gördüğünüz birçok altcoin Ethereum'un üstünde çalışmaktadır. Ethereum'suz olmaz. Ethereum'un da hatta garanti sepetimde en çok yer vereceğim coin olacak. Üçüncüsü Anker, ANKR olacak. Bunu da tamamen stratejik olarak haftalık grafiklerine baktığımda pozitif gördüğüm için koyuyorum. Zaten sevdiğim bir coin. Ama haftalık olarak bence patlamaya birazcık e, meyilli gibi geliyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum. Ve bir dipnot daha bu coinlerden bazıları benim şu an sepetimde yok. Bazıları belki de yakın zamanda alamayacağım bile hani tamamen bir ay sonrası için yapıyorum bunu hani işte sonrasında hocam işte sizinkinin aynısını koyduk hadi siz de kazandınız biz de kazandık sizi sen de kaybettin biz de kaybettik olmasını tamamen bir ay sonrasını analiz ederek yapmıştım. ANKR'yi de bu listeye koyarım. BNB eğer bu videoyu e, bir 2-3 hafta önce yapmış olsaydım ben BNB'yi bu sepetime en çok koyardım ya da Ethereum'la eşit sayıda tutardım. Ama o kadar yükseldi ki yine sepetimde yer vereceğim. Hani neden? Garanti birazcık garanti bir sepet yapıyorum ve BNB çökmez. Hani buralardan ne yapar? Tabii ki de 500 dolarlara kadar gelebilir. Ama geldikten sonra yukarılara da çıkabilir. Belki de ne demiştik Twitter'dan takip edenler beni Twitter'dan takip edenler görecektir. 680 dolarlar da BNB için çok uzak durmuyor gibi duruyor teknik olarak. Ve benim Solana aşkımı bilirsiniz. solana benim e, elimde tutabildiğim, satmadan tutabildiğim bu ekran başına geçince insana çünkü bir şeyler oluyor biliyorsunuz. E, keşke olmasa, keşke böyle ya bu düşüş trendini deyip böyle satmasak da o iyi, iyi hodl edebilsek, iyi tutabilsek ama benim sanırım onu yapabildiğim, tek yapabildiğim coin Solana. Solana'yı çok tutuyorum. Solana ile ilgili zaten bir video yapmıştım. Onu kanalımda böyle 5-10 video geriye giderseniz mutlaka izlemelisiniz. Solana'yı neden tuttum Ve orada fiyat hedeflerim de var. Ben riskli, risksiz, garanti ne sepet yaparsam yapayım. Solana'yı uygun fiyatlardan alıp tutmaya çalışırım sepetimde normalde daha fazla yer verirdim ama Solana da yani kaç ay önce 3-4 ay önce 8 dolara aldığım e, o kadar bile olmamıştır bir coin. O yüzden e, birazcık daha az tutabilirim belki. Bakacağız onlara. Engine. Engine neden tuttuğumla ilgili bir video yapacağım ama işin içine girince o kadar çok araştırma konusu çıktı ki yani tonla not aldım. E, yani spoilerını da vereyim bu videonun bu zamanına kadar gelenlerle ilgili. E, NFT ve gaming ki böyle ka e, harmanlayan e, coinleri araştırmaya çalışıyorum ama işin içine girdikçe işte çok uzadı. O yüzden yapamadım ama böyle bir video gelecek. Engine'i neden tutuyorum? Engine zaten güzel yükseldi. Bu bir risk yani çok güzel yükseldi ve çökebilir. Mesela burada da bakınca e, işte belki de 3.90'lardan 3.80'lerden alanlar şu an çok büyük bir zararda. E bu böyle çok yükselmiş coinlerde bu risk her zaman vardır. Ama engine'i şu fiyattan sepetime eklerim ne, de, ne olur ne olmaz diye. Çünkü engine mesela uyduruyorum bir ay sonra bana bir gelip engine 5 dolar oldu dese aa demem. Yani olabilir engine. E, çünkü yaptıkları şeyler komplike işler. E, tabii ki de şirket olarak daha fazla da çalışmaları lazım. Hani e, hala böyle net güzel ürünler göremedik ama potansiyeli var. Ontoloji bence her sepette az biraz olması gereken bir coin'dir. Güzel kazandırdı bana yani e, güzel yükseldi zaten. Bakın bu da bir risk. güzel yükseldi. Ve açıkça söylemek gerekirse ontolojiyi bu sepete alıp almamak konusunda çok kararsızdım. Zaten bu kararsızlığımı şimdi konuşacağız. Hani ontolojiye direkt atmıyorum. Bu bir cepte dursun. GRT, GRT de ANKR gibi e, hatta analiz videosunu yaptım ikisinin de. Teknik analizlerini destekleyen çeneni merak ediyorsanız... Ee, bir önceki teknik analiz videoma bakabilirsiniz. Ee, ANKR gibi e, haftalık günlük grafiğini beğendiğim için aldım GRT'yi. Normal şartlarda bir ay sonrası için bir sepet yapmıyor olsam e, büyük ihtimal GRT'yi hedefe ulaştıktan sonra satarım. Hani bu, bu bir ayda sürmez ama ben yine de bir ay sanki hodolet çekmişim gibi onu da bu listeye aldım. Son token'ım e, coin'im Gate token bununla ilgili zaten özel bir video yapmıştım. O zaman video yaptım. 2 dolar bile değildi. O zaman muhteşem yüksek hedefler belirledim. Hocam işte 4,5 dolarları geçti. Şimdi düştü o hedefler devam mı? O hedefler devam ve bu düşüş bana çok sağlıklı geldi açıkçası. İyi ki de düştü. Yani böyle gitti ve dinlensin ve tekrardan burnunu yukarı kaldırsın. Bu arada samimi konuşmak gerekirse de Gate token'ın 4 dolar altı bence alım fırsatıdır. Ee, yanılabilir miyim? Yanılabilirim. Çok yükseldi. Buradan aşağılara da düşebilir. Ama aşağılara düştükçe de ben şahsen 4 doları, doların altında kademeli alıyorum. Şimdi konuştuk ettik. Sepetimiz nasıl oldu? Dostlar ben sepetimde en ağırlık verdiğim coin yani şöyle bir sepet yapmış olsam. Bakın 150, 200, 350 oldu. Buradan 500 oldu. 600, 700, 800, 900, 1000. Şimdi dostlar benim burada Hafif riskli yaptığım e, sepette 200 dolarlık Ethereum. Bu, bu arada güncel videolarını da, video başlamadan önce güncel fiyatlarını da yazmıştım. E, aşağı yukarı zaten bu fiyatlardadır. Ya yükseklerdir ya alçaklardır. Şöyle de bir revize geçelim. Siz de bir bakın. Hani böyle fazla bir miktar fark varsa onu da düzelteyim. Mesela şu 63.150 olmuş. Hemen onu görmüşken düzelteyim. Neyse. Burada güncel fiyatlarını yazdım. 150 dolarlık bit, e, Bitcoin 200 dolarlık Ethereum. Hocam Ethereum'u neden fazla koydun? Onu videonun başında anlattım. 100 dolarlık BNB. Dediğim gibi daha fazla koymak isterdim ama çok yükseldi. 150'lik Solana koyuyorum. Bitcoin hemen hemen aynı seviyede koyuyorum. Ee, çünkü beğeniyorum. 100 dolarlık GT. 100 dolarlık Anker. Bu da GT çok yükseldiği için aslında bunu da yükseltebilirsiniz. 100 dolarlık GRT ve 100 dolarlık Engine. Şimdi hocam bu bana çok riskli geldi diyorsanız şuraları 50 bakın şu 3 taneyi 50 dolara düşürüp Anker, GRT ve Engine'i 50 dolara düşürüp direkt Bitcoin'e koyabilirsiniz. Ya da işte buralara yayabilirsiniz. Bu sizin e, zararınızı yani bu sepetin riskini azaltır. Çünkü burada GRT, Anker bunlar risklidir. Ben 100 dolar GT'yi azaltmanızı istemem çünkü güveniyorum Gate Token'a. Bu arada Gate Token'ın e, fiyatını bir dakika GRT 3.40 Burada fiyatı yanlış yazmışız. 3.93 GT 3.93 olacak. Şunu Hemen şunu bir düzelteyim. Şuna 3.93 GRT'de 1.94 Hadi bu gelmişken güncel fiyatına bakalım. 1.95 yapalım onu da. 1.95 yapalım. Benzinin fiyatına da bir bakalım. 3.12 yapalım onu. Hadi 3.13 olsun. 3.13 olsun. GRT 1.95 Anchor 1.61 değildir o. 1.61 de olamaz. 0.1661 Yani 0.161 GRT Solabına BNV Ethereum ve böyle bir sepet. Hocam e, garantisi halini yapalım bunun. Garanti hali olsun. Garanti hali için ne dedik? 250 BTC yaparız. 200 ET yaparız. 150 sol yaparız. Ne oldu? 400 600 oldu. 100 GT yaparım. Eee 100 BNB yaparım. Hatta şunu da şöyle 200 yaparım. 200, 400, 600, 700. Bu da şöyle Bitcoin'i de yükseltirim. 300 yaparım. Alın size çok güzel bir garanti sepet oldu. Hocam bu risk ben risk almaya geldim. Ee, benim için risk önemli değil. Ben bu 1000 dolara riskli bir sepet yapacağım derseniz riskli sepette. 100 dolar bet şuraları aynen alırım şuraları aynen alıyoruz dostlar ve alırım şöyle koyarım bunu yüz yaparım bunu da yüz yaparım bu solanayı da yüz yaparım tamam mı dostlar? Kaç tane coin oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oldu. Bu 2'yi de fantazilerden neyle doldurabilirim? Rastgele düşünmeden adayları yazıyorum. Ontoloji demiştik değil mi? Ontolojiyi buraya ekleyebilirsiniz. Yüzer dolarınızı bölebilirsiniz buraya. Risk nedir? BTT riskidir. CHS riskidir. Adamların bir şey yapması lazım artık. Hat belki üzerinde Holochain üzerinde bir proje yapılırsa riskli drama girilebilir. TKO yeni coin girilebilir. TLM ucu fiyatlardan alınırsa girilebilir. Onun dışında ne yazabilirim? Bat, Bat yükselmesi potansiyeli yüksek, girilebilir. Onun dışında TRX, TRC 20'nin şeyi girilebilir. Onun dışında MAN girilebilir. Ee, şeyden OMI olabilir, KIN olabilir. Bunlar gate ayıdır, tokenıdır. Uyduruyorum OMI olabilir. Böyle beğendiklerimi düşünmeden yazıyorum arkadaşlar. Sakın bunu yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Oksijen olabilir. OXY'dir. Gate.io'dadır. Listelendiğinde iyi e, prim yapar. Ee, onun dışında Klay biraz dikkat çekici. İşte e, Ren dikkat çekici. Bunları çoğaltabilirsiniz. Yani hocam bunları nasıl seçtim? Bunlar genelde azdır. Az olan tokenlar ve e, yani az olan tokenun da böyle bir 3'e 4'e 5'e katlaması kolaydır. Bunlardan ekleyebilirsiniz dostlar. Der. Videoda çok uzadı 15 dakikaya geçti. Umarım faydalı olur. Umarım bana da bir süre sepet sormazsınız. Ee, bol kazançlar dilerim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ediyorum. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. Abone sayılarım izlenmelere göre çok az. Ve Twitter'dan Telegram'dan da beni takip edebilirsiniz. Çok sağ olun var olun. Bol kazançlar diliyorum.